Sen neden buraya geldin? Ben bir şey yaptım ve birkaç kişi bu yüzden öldü. Öyle olsun istememiştim. Yine de öldüler. Bu yüzden mi buradasın? Evet. Bunun için hapse girmiş olman gerekmiyor muydu? Başka kimse bilmiyor. Biri biliyor. Bak, sorduğum buysa kimseyi öldürmedim. Sormadım. İnşaat izinlerini ben kabul ederim. Evet, bazıları bu izinleri daha çok hak ediyor ama bilirsiniz buna iş deniyor. Farklı olduğunu söyleyen olursa o aptaldır. Ya da saf. Ya da ikisi de. Saçmalık. Rüşvet alıyorsun ve lanet bir yalancısın. İnsanları dolandırıyorsun. Evet ama... Eminim o da rahibe Teresa değildir, ha? Hayır, değilim. Ülkenin en prestijli inşaat şirketinin yöneticilerinden biriyim. Büyük binalar yapmak her zaman kolay olmuyor, biliyorsunuz. Anlaşılan herkes burada olmayı hak ediyor. Bu iyi, harika. Lanet olsun. Böyle mi düşünüyorsun? Sence herkes birbiriyle bağlantılı mı? Evet, öyle. Evet. Ama umurumda bile değil. Kapat şu lanet kapıyı. Kuralları öğrenmeliyiz. Merhaba ve hoş geldiniz. Dönüşümünüz için bir sonraki önemli ders öğrenmeye can atıyor olmalısınız. Önünüzdeki oyun aranızdaki boşlukları birbirine bağlamanız için dizayn edildi. Bu kapının dışındaki 5 kilidi açmak için o kilitlere güç veren 5 elektrik devresini kapatmalısınız. Bunun tek yolu bu 5 kabloyu küvetin içindeki suya sokmak. Devreleri tamamlarsanız kapı açılacaktır fakat hızlı çalışmalısınız. 3 dakika sonra bu odanın içinden bir elektrik akımı geçecek ve kapıyı sonsuza kadar kilitleyecek. Bu boşluğu kim dolduracak? Seçim sizin. Oyun başlasın. Yüce Tanrım. Kablo yetişmiyor. Bunu nasıl yapacağız? Hadi! Küvete gireceksin. 5 kabloyu da sana bağlayacağız. Beni de mi öldüreceksiniz? İçine gir. Bak, bak, duş almak istediğime emin değilim. Gir şu lanet canın küvete. Canın cehenneme sürtük, lanet küvete sen gir. Hayır, hayır. Lütfen yapma. Onu öldürdün. Lanet olsun, kızı öldürdün. Ona güvenmedim. Yüce Tanrım, ikinizin nesi var böyle? Çeneni kapa ve onu taşımama yardım et. Bekle, bekle! Hayır, vücuduna temas etme. Çıkamayız. Yap artık.